Adalet ve acil demokrasi mitingleri düzenlenirse ki düzenlenmesi gerekiyor. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına da ben seslenmiş olalım. Biz partiye yabancı değiliz. Yakından da izliyoruz bulunduğumuz konum sebebiyle. Bülent Tezcan başta olmak üzere onların daha da ellerinin rahat olması lazım. Açık söyleyelim yani. Onlarla uğraşıyorlar. Birgül Amen Güler'e ne yaptılar işte? Sayın Onur Oymen'e ne yaptılar? İçeriden tekme tokat girişiyorlar. Yani sadece bu Cumhuriyet düşmanları vursa neyse de içeriden vuruyorlar. CHP tabanı da buna ses çıkarsın. Eğer orada böyle bir durum varsa o zaman hani deriz ki ya burası tıkandı yapacak bir şey yok. O zaman farklı bir güzergah buluruz. Adalet ve demokrasi mitinglerini yine yaparız. Onda bir problem yok. Ama burada Yeni Şafak, yani daha ne söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Yeni Şafak mı yönetecek? Yeni Şafak mı yönetecek? Daha Akyol mu yönetecek Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Herkes akıl veriyor ya. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği mitingi bir tanesi yazmaz. Adana mitingi bir tanesi. Ertesi gün kargaşa çünkü abi hepsi yazıyor. Aa orada miting olay var hemen yumulalım da yıpratalım diye. Tabii burada sadece herkese göz kırpan anlayış da doğru değil. Ondan not edelim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef genel merkezi buna çanak tutuyor. Yani diyor ki ben herkese göz kırparım herkes beni kendinden zannetsin. Öyle bir şey olur mu ya? Öyle bir şey olmaz. Herkes kendisinden zannetmez seni. Tam tersine bir ayağın orada olur, bir ayağın burada olur, bir kolun şurada olur. Tutarsızlıkla itham edilirsin. Burada karar vereceksin. Ya Türkiye tarafındasın ya da Soros milli solculuğunun tarafındasın. Burada da karar verilmesi gerekiyor. Tabii biz mitinglerde kendi aramızda yürüttüğümüz birçok tartışmayı oralarda dile getirmedik. Getirmeyeceğiz de. Biz çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizim cephemizde olduğunu biliyoruz. Bizim cephemizde daha bütün gövdesiyle yer almasını istiyoruz. Bizim cephemiz ne? Vatan ve devrim cephesidir. Ulustur. Daha net söyleyelim. Ulus. Barikatların kaldırıldığı, biber gazlarının hükümsüz olduğu, Cumhuriyet düşmanlığı helikopterlerden izlemek zorunda kaldığı, tedirgin olduğu, ulustan koptuğu anda Cumhuriyet Halk Partimiz erir, biter, gider. Ve kıytırık bir Soros partisi olur. Kıytırık bir yani ılımlı Atatürkçü olur. Hani ılımlı İslam diyorlar ya şimdi. Ben de ılımlı Atatürkçüyüm dedi. Böyle bir tanım. Evet, böyle bir tanıma sokar ve etkisizleşir. Şu anda da o ön plandaydı. Ama Sayın Bülent Tezcan başkanlığında bir ekip çıktı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi dahilinde. Onunla da planlayarak anladığımız kadarıyla. Çıktı dedi ki ya bu halk hareketini yükseltelim. Acil demokrasi, acil adalet dedi. Haksızlıklara karşı. Ve ne güzel meydanlara çıktı. Onlar rahatsız oldu ama. Meydana çıkmasından rahatsız oluyor. Biz hatırlarsanız 29 Ekim'den sonraki bir programda sizinle şu tespiti yapmıştık. Artık ana muhalefet merkezi meydanlardır demiştik. Meclis evet. Değil. Evet. Meydan 29 Ekim'den hemen sonra meydanlar demiştik. Şimdi o meydanlara Cumhuriyet Halk Partisi de iniyor, insin, büyütelim bu enerjiyi. Ama lütfen karşı tarafın provokasyonlarına gelmeyelim. Hele şunu da açıkça söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını İşçi Partisi'ne karşı da kışkırtmak istiyorlar. Bakınız. Dün İşçi Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz'ın açıklamalarını çok dikkatli okumak lazım. Orada Akşam Gazetesi'nin yamulttuğu, kendisine göre kurguladığı açıklamalardan bahsetmiyorum. Sayın Osman Yılmaz çok ayrıntılı bir şekilde bir de anlattı süreci. Yani bu biz orada herhangi bir partinin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz yok. Tam tersi öyle bir çalışması niye olsun İşçi Partisi? Gül Ayman Güler de evet, aynı şekilde açıkladı. Ha, burada şimdi burada ama karşı taraf ne yapmaya çalışıyor? CHP tabanı diyor ki İşçi Partisi'ne düşman ol. Çünkü o seni bugün de enteresan Sayın Kılıçdaroğlu'nun MYK'da bir tasfiye söz konusu dahi değil şeklinde anında evet. Kamuoyuna verdiği bir açıklama. Eğer bu açıklama doğruysa ne güzel. Şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir basınç yaptılar. MYK'yı bir düzeltelim. Yani açılıma uygun bir CHP istiyorlar Can Bey. İşin özeti bu. Aynen öyle. Peki. Açılıma uygun bir CHP istiyorlar. Yani baktılar burada bir çatlak ses var. Bu Emine Ülker Taran konuştu mu? Ağır konuşuyor. Muharrem İnce konuştu mu? Ağır konuşuyor. Bülent Tezcan hele bir de meydanlara indi. Bunları kontrol etmek zor olacak. Biz o yüzden açılıma uygun bir CHP dizayn edelim diyorlar ya.